Münasibətləri gərgin olan Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentləri Recep Tayyip Erdoğan və Joe Biden arasında keçiriləcək görüş təkcə bu iki ölkə üçün deyil, eyni zamanda region üçün də önəmlidir. Müzakirə ediləcək əsas məsələlər arasında Qarabağdakı mövcud vəziyyət də var. Aslında bizim Amerika Birleşik Devletleri ilə temelde 15 büyük ana sorun var. Yani masada olan ama Biden-Erdoğan görüşmesinde önümüzdeki günlerde burada Amerika'dan sızan bilgilere göre veya kendi sözcülerinin ifadesine baktığımızda 5 ana konu üzerinde görüşülmesini bekliyorlar. Bunlardan işte Doğu Akdeniz meselesi var, Suriye meselesi var, İran, Dağlık Karabağ ve Afganistan meselesi var. Ekspertlerin fikrince liderler arasında geçirilecek görüş illerdir devam eden gerginliği tamamıyla bitirmeyecek. Münasibetlerin yaxşılaştırılması için Türkiye ve Amerika Birleşmiş Ştatları birçok meselelere ortak nokta tapmalıdır. Şimdi bu süreçte Türkiye-Amerikan ilişkilerinin Biden-Erdoğan görüşmesinde neler konuşulacağına gelirsek Suriye üzerinde bir kere gündeme en çok gelecek nokta Türkiye adına Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'nın uzantısı olduğunu kendi başkanlarının kabul ettiği PYD-YPG'ye verdiği sınırsız destek. Hem maddi hem askeri. Şimdi burada hiç kimse Türkiye'yi işte şurada dün de işte biliyorsunuz NATO Genel Sekreteri buna değindi. İşte hala IŞİD var. Hala IŞİD varsa niye üstüne gitmiyorsunuz? Kimse Türkiye'yi IŞİD'e karşı bunları yapıyoruz gibi bir kandırmaca içerisinde yanıltabileceğini düşünüyorsa o çok büyük bir hatadır. Ama Türkiye'nin Biden'a söyleyeceği çok nettir. PYD-YPG bir terörist örgüttür ve bu terörist örgütün bu şekilde Amerika tarafından desteklenmesi Türkiye için kabul edilmez. Hiçbir şartta kabul edilmez. Şimdi bunu niye söyledim? Bu çünkü bence Türk-Amerikan ilişkilerinin en temel noktası. Bu sorun çözülmeden Türk-Amerikan ilişkileri bir şekilde başka yerlerde sonuç bulamaz. Siyasi ve hərbi ekspertlerin liderler arasında keçiriləcək görüşte müzakirə ediləcək meselelerle bağlı fikirleri farklıdır. Eray Güçlü'ye göre müzakirelerin ana mövzularından biri de F-35 ile bağlı yaranan problem olacak. Çünkü iki ülke resimleri arasında bu meseleyle bağlı büyük görüşten önce keçirilen danışıqlar neticesiz kalıp. Ehtiyatlı olan Polkovnik Ünal Atabay'da bu problemin Türkiye ve Amerika arasında hərbi razılaşmalara mənfi təsir gösterdiğini bildirir. Özellikle burada askeri anlamda Türkiye'yi Biden-Erdoğan görüşmesinde hangi konular öne çıkacaktır derseniz tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bir askeri işbirliği anlaşması var. Öteden beri askeri anlamda çok yakın ilişkileri ve alışverişleri söz konusu. Teknoloji paylaşımından tutalım birçok alanda harp silah araçlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden temin ettiğimiz geçmiş dönemlerde söz konusu ama bundan sonra tabii ki Türkiye'nin kendi savunma sanayini kurması, kendi iç kaynaklarından yerli üretime yönelmesi, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığımızı ve diğer dünya ülkelerine bağımlılığımızı azaltıyor. Fakat önümüzde en büyük sorunlardan birisi ne var diye baktığımızda en önemli meselelerden birisi S-400 meselesi. Ve F-35 meselesi. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geldi ve bir teklifte bulundu. Dedi ki S-400'leri Türkiye kullanmasın, aktive etmesin ve bu bir ABD'li subay tarafından yani ABD askeri heyeti tarafından da kontrol edilsin diye bir öneride bulundu. Türkiye bunu reddetti tabii ki. Yani böyle bir şeyin olmayacağını söyledi. Hiçbir zaman Türkiye kendi egemenlik sahası içerisindeki bir durumu hiçbir ülkenin kontrolüne bırakamaz. Bırakmadı da zaten. Bu reddedildi. Bununla birlikte işte Türkiye ile ABD arasındaki bazı sorunların nedir bu sorunlar? İşte PKK, PYD meselesi, FETÖ meselesi Türkiye tarafından masaya konuldu. Ve bir adım atılması istendi bu konuda ABD tarafından. ABD ise
Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümü için Türkiye'nin önce bir adım atmasını istedi. Türkiye bu konuda kırmızı çizgileri olduğunu ve geri adım atmayacağını ifade ederek görüşmeyi sonlandırdı ve ABD heyeti geldiği gibi tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne geri gitti. Ancak tabii şimdi burada hemen çok kısa bir süre sonra, yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi apar topar Türkiye'ye geldi heyetiyle birlikte. Yine Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümü için görüşmeler yapılması istendiği ifade edildi ve görüşmeler tekrar masaya yatırıldı. Ve işte en son nihayetinde bir takım ne görüşüldüğünü tam bilemiyoruz ama neticede işte sorunların çözümü için son kararın liderlere bırakıldığı ifade edildi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı arasındaki 14 Haziran'daki görüşmeye bir anlamda top atılmış oldu. Görüşün esas megamlarından biri Türkiye ve Amerika Birleşmiş Ştatları prezidentlerinin Qarabağ'daki mövcud vəziyyəti müzakirə etməsi olacaq. Yani aktörler üzerinden baktığımızda Qarabağ aslında Batı ile Doğu'nun bir mücadele alanı. Ermenistan aynı şekilde bir mücadele alanı ve bu anlamda da Azerbaycan çok önemli bir mücadele alanı. Stratejik öneme haiz çok önemli bir bölge. Tabii şimdi burada ABD'nin yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden arasındaki görüşmede Qarabağ meselesi konusunda ne konuşulabilir? Yani burada özellikle bir CIA darbesiyle başa getirilen Paşinyan'ın bundan sonra barışçıl olması, savaşçı ya da savaşı çıkarabilecek provokatif eylem ve hareketlerden kaçınması için Amerika'nın Paşinyan üzerine baskı yapması gibi hususlar muhtemelen konuşulacaktır. Tabii Paşinyan üzerinden Türkiye-Ermenistan ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin düzelmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da önerdiği yani Kafkas altılısı denen ülkelerden bir tanesinin de Ermenistan yapılmak suretiyle bölgede sorumluluk sahibi, aklı selim davranan, savaştan kaçınan, provokatif hareketlerden kaçınan bir ülke pozisyonuna gelmesi konusunda ABD'nin Ermenistan'a baskı yapması muhtemelen istenecektir. Zannediyorum Biden-Erdoğan görüşmesinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'le görüşecekler 15-16 Haziran'da. Muhtemelen Amerika'nın Dağlık Karabağ'a ilişkin bazı görüşleri de burada paylaşılacak ve Azerbaycan'la da yine kardeş ülkeyle de Erdoğan bu görüşleri paylaşacağını da düşünüyorum, değerlendiriyorum. Gedelim ki, liderler arasında görüş NATO samiti çerçevəsində iyunun 14-də Brüsseldə keçiriləcək. Türkiye Prezidenti görüşdən bir gün sonra Azərbaycana səfər eləyəcək.